Nasıl ki ben doktorum diyen sahte doktorlar, ben mühendisim diyen sahte mühendisler, ben öğretmenim diyen sahte öğretmenler çıkabiliyorsa, ben Mehdi'yim diyen sahte Mehdi'ler de ortaya atılmaktadır. Bunun en büyük sebebi maalesef dinde bir otoritenin olmamasıdır. İslam başsız olduğu ve böyle şeylerde hesap soran bir merci olmadığı için her önüne gelen, her kafasına esen "Ben Mehdi'yim, ben İsa'yım" diye ortaya çıkabilmektedir. Kimler gelip geçmedi ki? Kimler böyle iddialarda bulunmadı ki? İşte onlardan birkaçı. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı, yalnız Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benliğim. Peygamberimizin gördüğüm fiziki şekli evvel Allah'ın izniyle benim fiziki şeklim aynı Hazreti Muhammed Peygamberimize benzemektedir. Peygamberimizin hadisi şerifte söylediği çocuğumuz bizim soyumuzdan dediği adam ben kendimin Mehdi olduğunu 14 yıldır haberdarım. Biliyorum. Yani Peygamberimizin soyadı zaten Adnan. Yani Muhammed Adnan. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki adı adıma uyar. Adı adıma benzer. Bunların içinde en gürültülüsü, en patırtılısı, en renklisi, en zengini, en paralısı, aynı zamanda en saçması Adnan Oktar'dı. Mehdi'nin omuzları geniştir diyerek kendi omuzlarını geniş gösterebilmek için geniş omuzlu ceket giyen, giydiği ceketin içinde kaybolan Adnan Oktar'ın bile Mehdi'lik iddiaları tutmadı. Yani şunu anlamak zor. Herhangi bir insan kalkıp "Ben Cumhurbaşkanı oldum" dediği zaman bu ne kadar komiktir, gülünçtür, dalga geçilmeye müsait bir konudur. Aynı şekilde herhangi bir insanın kalkıp da "Ben Mehdi'yim" demesi bundan daha komiktir, daha gülünçtür. Neden kendinizi böyle hallere sokuyorsunuz ki? Şimdi adamın bir tanesi daha çıkmış. Arkasına astığı beyaz hilalli siyah bayrak önünde insanlardan biat alarak da "Ben Mehdi'yim" diyor. Acaba gerçekten de Mehdi o mu? Değerli arkadaşlar, Mehdi aleyhisselam için rivayetlerde birçok alamet zikredilmişse de ben size şu üç tanesini söyleyeceğim. Siz "ben Mehdi'yim" diyeni alın, bu üç şarta göre değerlendirin ve durumun farkına varın. Bu kadar basit. 1. Mehdi aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecektir. Adı onun adı, babasının adı da Peygamberimizin babasının adı olacaktır. Yani Mehdi aleyhisselamın ismi Muhammed, babasının adı da Abdullah olacaktır. 2. Allah-u Teala Mehdi aleyhisselamı ilimle mücehhez kılacak, ilimle donatacaktır. Yeryüzünde o an en büyük alim kimdir diye sorulacak olsa Mehdi aleyhisselam olacaktır. O ön plana çıkacaktır. Ondan daha alimi olamayacaktır. Ve bunun yanında Peygamber Efendimizin kılıcı, gömleği ve sancağı ona ulaşmış olacak. 3. Hazreti Mehdi, Mehdi aleyhisselam, "Ben Mehdi'yim" diye ortaya atılmayacak. Olağan, doğal bir süreç Müslümanlar tarafından onun Mehdi olduğunun anlaşılmasını sağlayacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, "Ben Mehdi'yim" diye ortaya atılan birini bu üç basit kritere göre değerlendirin ve gerçeği görün. Yok onun babasının adı İsmail'miş, peygamber de İsmail soyundanmış. Böyle tevhirlerle iş dönmeyecek. Adam daha ayetin Arapçasını okuyamıyor. Arapçasını bırak, Türkçesini bile tam okuyamıyor. İslami ilimlerden hiçbir nasibi yok. İrab'dan mahalli yok. Şeklinde, şemalinde, oturuşunda, kalkışında böyle bir alamet yok. Kalkmış, "Ben Mehdi'yim" diyor. "Ben Resulüm" diyen İskender Evrenesoğlu, Reşat Halife gibi insanlara inananların olduğu şu dünyada elbette ki "Ben Mehdi'yim" diyen sahte Mehdi'lere de inananlar, kananlar, yanına gidip biat edenler olabilecektir. Dolayısıyla Müslümanlar uyanık olur. Her defasında aynı delikten ısırılmaz. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Nesebiyle, ilmiyle, duruşuyla, vakarıyla ve zahir olan kerametleriyle işte bu Mehdi aleyhisselam diyeceğiz.